Değerli dinleyenler, denizciliğin İslam tarihindeki yerine kısaca temas etmekte fayda olduğunu düşünüyoruz. İslam öncesi dönemde Araplar Kızıldeniz üzerinde küçük teknelerle ticaret ve ulaşım sağlıyorlardı. Resulullah zamanındaysa denizciliğe dair çeşitli kaynaklara rastlamak mümkün. Müslümanlar ilk hicretleri Habeşistan bölgesine deniz yoluyla ulaşmışlar, geri dönüşleri de aynı şekilde olmuştur. Savaş sırasında deniz ulaşımının ilk kullanılışıysa Resulullah Efendimiz zamanında gerçekleşen Mute Harbi esnasında olduğu biliniyor. Peygamber Efendimiz askeri savaş malzemelerini nakletmek için deniz ulaşımını kullanmış Mute Savaşı'nda. Hatırlanacağı üzere bu savaş Bizans'a karşı girişilen ilk askeri harekattı ve Zeyd bin Harise, Abdullah bin Revaha ve Cafer bin Ebi Talip radıyallahu anhümün katıldığı savaş bu güzide İslam neferlerinin komutasında başlamış, onların şehadetinden sonra Hazreti Halid bin Velid önderliğinde Hicri 8. miladi 629 yılında zaferle neticelenmiştir. Rumlar yani Bizanslılar yani Doğu Romalılar arasındaki ilk mücadelede deniz ulaşımından istifade edilmiş, Hazreti Osman zamanındaki ilk deniz seferi de yine Bizanslılara karşı gönderilecek ve o da zaferle sonuçlanacaktır. Resulullah Efendimizin zamanında yapılan bir başka deniz seferi ise Kızıldeniz'de İslam toprağı sayılan bir adanın siyahi korsanlar tarafından baskınlara uğraması üzerine gerçekleştirilmiştir değerli dinleyenler. Hicri 9. yılda yapılan bu seriyenin komutanı Alkame bin Mücezziz radıyallahu anh idi. Bunun yanında küçük liman şehirlerinde yaşayan halkla Müslümanlar arasında deniz ticareti ve deniz ürünleriyle alakalı bazı anlaşmaların yapıldığı da kaynaklarda yer alıyor. Resulullah Efendimizin zamanından itibaren Müslümanlar bir şekilde kısıtlı da olsa denizcilikle alakadar olmuşlar, denizciliği kendi menfaatleri doğrultusunda kullanmışlardı. Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer zamanında da deniz seferleri düzenlenmiş ancak bunlar Hazreti Osman dönemindeki büyüklüğe erişmemişlerdir. Değerli dinleyenler, Şam bölgesi Doğu Akdeniz sahillerini de kapsayan bir alan. Bahsi geçen bölge, vaktiyle Romalıların yani Rumların elinde olsa da, buradaki limanlar aracılığıyla yapılan ticaret, bütün Avrupa'nın hatta Kuzey Afrika'nın can damarı durumundaydı. İslam fetihleri neticesinde, İpek yolunun bilinen bütün limanları, Antakya, Sur, İskenderiye, Eyle ve biraz daha içeride kalmasına rağmen önemli ticari merkezler olan Dımeşk, Palmira, Kudüs başta olmak üzere Horasan ve Mavera-ün-Nehir bölgesinin de içinde bulunduğu bütün ticari üsler Müslümanların eline geçmişti. Doğu Akdeniz ticaretini elinde bulundurmak bölgenin hatta Avrupa'nın özellikle ticari hakimi olmak demekti. O dönemde limanlar Akdeniz üzerinde söz sahibi olan Bizans'ın elinden alınmıştı. Fakat kuvvetli bir donanmaya sahip bu süper gücün karşısında durabilmek ve bölge hakimiyetini sürdürebilmek o nispette bir donanmayı ihtiyaç haline getiriyordu. Karadan kontrol altında tutulsa da dünya ticaretinin merkezini tekrar elde etmek isteyen güçlerin zaman zaman giriştikleri saldırılar boydan boya deniz taarruzlarını açıp bu bölgenin korunmasını güçleştiriyordu. Bölge valisi Hazreti Muaviye, bu ihtiyacı ilk fark eden kişi olmuş, donanmanın lüzumunu önce Hazreti Ömer'e iletmiş, müsbet bir cevap alamamıştı. Hazreti Osman Efendimiz halife olduğunda yeni bir girişimde bulunarak İslam donanmasının kurulması ve deniz seferlerine çıkabilme izni istemiştir. Hazreti Osman, önce Hazreti Ömer'in karşı çıktığı bu uygulama hakkında tereddüt etmesine rağmen, Hazreti Muaviye'nin isteğini şarta bağlı olarak kabul etti. Hazreti Osman Efendimiz, Hazreti Muaviye'ye yazdığı mektupta, eşini yanına alman, kimseyi sefere zorlamaman, sadece gönüllüleri askere alman ve sahil şehirlerini askeri bakımdan takviye etmen şartıyla bir donanma teşkil ederek sefere çıkmana müsaade ediyorum, oldu. Emirül Mümininden gelen mektupla hazırlıklara başlayan Hazreti Muaviye, öncelikle gemilerin ıslahı için sahil şehirlerine haberciler gönderdi. Resulullah Efendimiz tarafından haberi verilen bu deniz seferine katılmakta iştiyak sahibi pek çok Müslüman vardı. Gemiler hızla onarıldı, gönüllüler çağrılmaya gerek duyulmadan toplandı.
Kazanılmış zaferler kendilerine Resulullah'ın müjdelerini unutturmayan Müslümanlar, yeniden ilk günlerini heyecanıyla bir araya geldiler ve sadece gönüllülerden oluşan büyük bir ordu toplandı. Deniz seferinin karargahı Akka Limanı'ydı. Onarılan gemiler tıpkı gönüllüler gibi bu liman şehrine toplanıyordu. Sefere katılanlar arasında medar-ı iftiharımız Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri, büyük alim Ebu Derda, zühdün temsilcisi Ebu Zer-i Gıfari, Ensar'ın önde gelenlerinden Ubade bin Es-Samit, eşi Ümmü Hiram bin Milhan, Abdullah bin Bişr, Miktat bin Esved radıyallahu anhüm gibi sahabenin büyükleri de yer alıyordu. Maddi manevi bütün hazırlıklar tamamlanmış, hedef belirlenmişti. Sefer Kıbrıs üzerine yapılacaktı. Değerli dinleyenler, bilindiği üzere Kıbrıs, konumu ve şekli itibariyle Şam bölgesine doğrultulmuş bir silah gibidir. Adanın bu özelliği onu her zaman ticari ve askeri bakımdan önemli bir hale getirmiştir. Ticaret yolunun güvenliği Akdeniz adalarına yerleştirilen askeri güçler sayesinde sağlanıyordu. Bu askeri durakların ilki Kıbrıs adasıydı, diğerleri ise Rodos ve Girit adalarıydı. Kıbrıs, daha sonra düzenlenecek ada seferlerinin ilki oldu. Bu girişimiyle İslam devleti, siyasi bir emelini daha gerçekleştiriyor, İslam devletinin süratli ilerleyişi su üstünde devam etmek üzere yeni bir merhale kat etmiş oluyordu. Denizle hafiften bir tanışıklığı olan Müslümanlar, onun üstünde yaşamaya, savaşmaya, ticarete atılmaya hiç yabancılık çekmediler. Toprağın süvarileri suyun denizcileri oldular. Kuvvetli imanları, üstün geleceklerine dair peygamber müjdeleri, ahiret emelleri ve elde ettikleri dünya ganimetleri, onları her şarta uyum sağlayabilme yeteneğini bahşetmişti. Kudretli halifeleri, yetenekli ve kıvrak zekalı komutanları, cesur Müslümanları düzenli ordular haline getirdi. Öyle ki Bizans donanmasını daha ilk karşılaşmalarında alt edebildiler. İslam ordusu varmadan önce fethedilecek yerlere heybetleri, şanları, müsamahaları, ikramları ve adaletleri ulaşıyor, başta halk olmak üzere ordular bile kırılan direnişleri sebebiyle çabucak mücadelenin sonunu getiriyorlardı. Kıbrıs seferi de böyle oldu. Adaya vardıklarında yöneticilerine bir mektup göndererek geliş sebeplerini açıkladılar. Şöyle diyorlardı: "Biz adayı istila etmek için gelmedik. Aksine Allah'ın dinine davet için ve İslam sınırlarını saldırılardan korumak üzere geldik," dediler. Birkaç saatlik kuşatmanın ardından ada halkı Hicri 28 miladi 649 yılında teslim oldu ve Bizans'a ödedikleri vergiyi Müslümanlara vermeyi kabul etti.